Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk kez nöbet tutacağım, gece nöbeti. Akşam 2'nin 4'ten sabah 8'e kadar hastanede olacağız. Şimdi arkadaşımla nöbete doğru gidiyoruz. O şekilde hastanede görüşürüz. Evet, kliniğe geldim gördünüz. Hatta geleli bir saat oldu. Nöbet şu an beklediğimden çok yoğun geçiyor. Bir saat içinde yani ne ara geçti anlamadım bile. Bir oraya koştur, bir oraya koştur. İşte hastaları bölüş, sonra hangisinin kan şekeri, hangisinin vital falan derken yani bir saati devirdik. Vitalleri falan aldım. O şekilde. Yapayım size. Servise geldik işte, sonra vitalleri falan aldım. Zaten söylemiştim. Sonra işte serum setledim. SF falan çektim. Tedavi arabasını hazırladık yani. Sonra da bir akşam yemeği yedik. Akşam yemeğinde yine taze fasulye vardı. Dün de KYK'da akşam taze fasulye vardı. Yani yemekler idare ederdi. 6 puan falan veriyorum. Çünkü yani biraz tatsız tuzsuzdu da yine de güzel diyelim. Sonra dışarıda biraz kafeteryada oturduk. O şekilde sohbet muhabbet. Ya ilk başta çok yoğun başladık nöbete ama şimdi biraz daha sakin. En azından oturup dinlenebiliyoruz. Saat 9.30'a doğru tekrar vital alacağız. 10 vitallerini. O şekilde kan şekerlerini falan ölçeceğiz. Öyle güzel gidiyor şu an nöbet. Sadece tek sıkıntı. Bugün Fatma Turgut konseri vardı. Yani bizim üniversite bu sene hiç konser yapamadı. Köfün konseri olacaktı. Yine ertelenmişti, yapılmadı. Sonra dün Mert Demir olacaktı, ona gidecektik. O da milli yaz sebebiyle iptal oldu. O yüzden bugüne Fatma Turgut koymuşlar. Onda da benim nöbetime denk geldi. Evet, çok şanslıyımdır bu konularda. Neyse ki önceden Fatma Turgut'a gitmiştim. O yüzden çok üzülmedim. Artık başka konsere. Neyse, ben nöbete kaçan zihniyim. Arkadaşlar, nöbetten mola verdik. Saatlerimiz gece 12.30'u gösteriyor. Acıktığımız için acil kantine indik. Bir şeyler sipariş ettik. Şimdi Selim'cim, düşüncelerin neler? Nasıl geçiyor nöbetimiz? Nöbetimiz çok yoğun. Hani gece hep otururuz diye düşünmüştüm ben. Ama arda arda tedavilere bakıyoruz. Şeker takibi alıyoruz. Sonra ilaçları hazırlıyoruz. Hani çok yoğun geçiyor. Bir de bazı sorunlu hastalar var. Sorunlarım tansiyon, ateş olarak sorunlu olan hastalar var. Onların takiplerini daha sık almamız gerekiyor. Hani hiç beklediğim gibi değil, aşırı yoğundu. Ama hiç de şikayetçi değilim, çok güzel. Çünkü çok şey öğreniyoruz. Hatta hastadan bugün kan aldık. Evet. Evet. Bu kadar. Az önce kanları birlikte aldık. Ya aslında gündüze göre çok daha yoğun geçiyor ama bence gece çalışmak daha güzel. Gündüz böyle zaman daha yavaş geçiyor gibi oluyor. Gece daha hızlı geçiyor bence. Öyle. Şimdi bir yemek molası verdik. Çiçek yiyeceğiz. Evet. Sıkama gene. Öyle. Sonra da kliniğe geri döneceğiz. Acil kantininden yemek yasak olduğu için dışarıda bir şey söylemek. O yüzden A bloğun oraya doğru gidiyoruz. Buranın manzarası falan daha güzel zaten. Şimdi size gösteririm. Hastanemiz gece de dışarıdan çok güzel görünüyor. Öyle. Ben yemeğe kaçan Zigi. Müzik.
arkadaşlar, nöbetim bitti. Az sonra hastaları teslim edeceğiz. Hocayla bir bakım planı tartışıp sonra gideceğim. Gerçekten benim için çok yoğun geçen bir nöbetti. Hiç uyuma fırsatım olmadı. Yani hastaların kanlarını aldık. Sonra bakımlarını, tedavilerini falan yaptık hemşirelerle birlikte. Öyle. Bayağı yoğun geçiyor. Yani aslında klinikten kliniğe nöbetin yoğunluğu değişebiliyor. Kalp damar cerrahisinde özellikle daha yoğun oluyor. Çünkü bizim riskli hastalarımız var ve o hastalara daha sık tansiyon ölçmemiz, daha sık işte kan şekeri bakmamız falan gerekiyor. O yoruyor. Sonrasında işte gece 12'de falan kanlarını ölçtük hastaların. Öyle. Yoğundu. Evet. Şimdi tek isteğim yurda gidip bir an önce uyumak. Şimdi ben hastaları teslim etmeye gidiyorum. Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda öğrenci hemşire Hülya. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Vlogların devamı için kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.